Burun estetik ameliyatı sırasında estetik ameliyatla deviasyon veya burundaki nefes tıkanıklığı da ikisi bir arada düzeltilebiliyor mu efendim? İdeali zaten ikisinin beraber düzeltilmesi. Genellikle estetik kaygıyla başvuran hastanın beraberinde bir sağlık sorunu da eşlik ediyor. Yani bir burun tıkanıklığı, sinüzit, baş ağrısı gibi sıkıntılarıyla hastalar başvuruyor. Ve dolayısıyla o cerrahi sırasında aslında esas hedefimiz burnun fonksiyonlarına geri kavuşturmak. Dolayısıyla iki ayrı ameliyat değil de tek ameliyatla birlikte hem sinüzitin hem deviasyonun sağlık sorununun da giderilmesi bizim esas hedefimiz ve hastaya önerdiğimizde zaten bunun birlikte yapılması. Bir taşla üç kuş. Evet, aynen öyle. Peki, burun estetik ameliyatlarındaki son yenilikler nelerdir eskisine göre? Şimdi tabii her alanda sürekli bir yenilik var. Burun estetik ameliyatlarında da inanılmaz değişimler oldu. Son 10 yıla baktığınızda, 10 yıl önce yaptığınız tekniklerden tamamen değişti. Hem kullandığımız tekniklerle ilişkili hem de ekipmanla alakalı bir teknolojik gelişme oldu ki bu şişmeler, morarmalar, ağrılar artık burun ameliyatında hemen hemen hiç görmediğimiz şeyler. Bir de artık eskisi gibi böyle kol kadar tamponlar çıkardı içeri. Artık aynen. Hemen bir silikon tamponu. Hastaların çok en çok korktuğu şeydi ve ameliyat sonrasında hakikaten o tamponların alınma anı artık hasta açısından müthiş bir eziyetti. Gerçekten asistanlığımız boyunca biz de hiç sevmezdik doktor olarak hastamıza öyle bir acı yaşatmak. Dolayısıyla biz de çok memnunuz ki artık tampon uygulaması yok. Yok. Ağrı, eskisi kadar şişlik yok, eskisi şişlik, kadar mor artıyor. Olma ihtimali var ama hem çok kısa sürüyor hem de çok azalıyor. Peki anestezi de o zaman daha hafif bir anestezi uygulanıyor eskisine göre. Anestezi ile ilgili de zaten bütün ameliyatlarda olduğu gibi anestezide kullanılan gazlar değişti, teknikler değişti. Hastalar çok daha konforlu ameliyat oluyorlar. Peki güzel ve daha iyi bir sonuç almak için burun ameliyatlarında nasıl bir yol izlenmeli, nelere dikkat edilmeli? Şimdi tabii burun ameliyatının başarısını oluşturan bir takım faktörler var. Bence buradaki en önemli iki faktör hastanın burun yapısı ve doktor seçiminiz. Siz nasıl bir sonuç elde etmek istiyorsunuz, ne istiyorsunuz onu doktorunuza iyi anlatabildiniz mi? Doktorunuz sizi anladı mı ya da doktorunuzun ne yapacağını siz anladınız mı? Bütün bunların beraber olması lazım. Eğer siz gerçekten doğru doktoru seçmişseniz, ulaşmak istediğiniz hedefe gitmek yolunda iyi sonuç alma ihtimaliniz çok yükseliyor. Peki. Fakat beraberinde tabii burun yapınız, cildinizin kalın olup olmadığı, yağlı olup olmadığı, daha önce geçirmiş olduğunuz bir travma ya da ameliyat geçirmiş olup olmamanız, burnunuzun yapısal bozuklukları da ameliyatın yani sonucunda etkilen faktörler. Gerçekçi olmak lazım ve bu konuda da iyi bir doktor sevip doktorunuza güvenin diyorsunuz. Kesinlikle. Peki kesinlikle. İkinci, üçüncü ameliyatlar çok oluyor. Şimdi özellikle hanımefendilerde, genç hanımefendilerde genelde başarılı bir burun ameliyatı olsa da memnun olmama oranı da yüksek. Tekrar ikinci kez olma, tekrar üçüncü kez olma ihtiyacı da bunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Çok sık sorulan sorulardan bir tanesi. Olabilir mi? Birkaç kere burun ameliyatı yapılabilir mi? Olur. Fakat tabii şöyle de algılamamak lazım. Bir burun ameliyatı olduktan sonra, burun estetik ameliyatı olduktan sonra illaki ikinci ameliyat gerekir. İllaki defalarca ameliyat olmak gerekir. Yok, kişi memnun değilse diyorum. Eğer istenilen sonuç elde edilememişse, ki bunu nasıl belirliyoruz? Hasta memnun değilse ya da siz doktor olarak görüyorsanız bir takım sorunlar olduğunu, komplikasyon oluştuysa ikinci, üçüncü, dördüncü bazen beşinci ameliyat bile olunabilir. Olunabilir. Yeter ki iyi planlama yapılsın, doğru tanı konsun, doğru hastaya doğru işlem yapılsın. Orada en önemli peki, konu bu. Kilo alıp vermek burun estetiğini veya burun şeklini etkiler mi? Valla bu çok ilginç bir konu. Hastalar çok sorarlar bunu. Doktor bey ben kilo vermeyi düşünüyorum. 10 kilo vereceğim önümüzdeki aylarda. Şimdi acaba ameliyat olmasam mı siz burun şeklimi ona göre mi düşünüp yapacaksınız ya da burun şeklim değişir mi diye sorarlar. Belki yüz daha yağlı ve iri çeneli bir mutlaka, yüzse mutlaka burun ama biz öne çıkabilir. Biz belki. Burnun cilt altı bağ dokusu, yumuşak dokusu ve cildinde çalışmıyoruz. Biz burnun iskelet dokusunda çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim hedefimiz burnun iskeletini yeniden yapılandırmak, oluşturmak, düzeltmek. Yani biz aslında ameliyatımızı hastanın kilo alıp vermesiyle ilintisiz bir şekilde iskelet yapısında yapıyoruz. Soruyu şöyle tabii değiştirsem. Ki, mesela diyelim ki 120 kilo, 100 kilo, 110 kilo olan bir hanımefendi veya beyefendi. Şimdi tabii ki kilo verince ya da yanaklı ve gıdıklı dolgun mutlaka. Bitince küçülünce burun daha iri gözükür mü? Evet, o zaman zayıflamayı beklemek gerekir mi? Yoksa hiç alakası yok mu? Hiç alakası yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Biz iskelet dokuyu düzeltiyoruz. Üzerindeki cilt eğer siz kiloluysanız biraz daha yağlı oluyor. Daha tombul görünüyor.
iniyor. Kilo verince de zaten iniyor. Dolayısıyla kilo verip vermemenizle burun ameliyatının zamanlaması açısından bir ilişki yok. Evet. Peki onun dışında ameliyat sonrasında nelere dikkat etmek lazım? Bir burun ameliyatı oldu ve bitti. Her şey bitti mi? Kişi ne zaman gözlük takabilir, aslında ne zaman güneşe tabii çıkabilir, ne yapabilir? Süreç olarak baktığınızda ameliyat oldunuz ve sonrasında bir hafta geçti, iyileştiniz zannediyorsunuz. Çünkü doktor işte kalıbınızı aldı, alçıyı aldı, bantlar çıktı, siz sokakta yürüyorsunuz, işinize gittiniz. Artık kimse ameliyat olduğunuzu anlamaz hale geldi. İş bitti zannediliyor ama iş daha yeni başlıyor. Çünkü bu çok uzun bir iyileşme süreci ve kontrollü olması gerekiyor. Çok uzun derken? 6 ay 1 yıl. 6 ay. 6 ay 1 yıllık bir sürecimiz var. Tam olarak artık burun sizin burnunuz oldu dememiz için. Ancak bu süreyi doktorunuzun gözetiminde geçirmeniz tabii çok büyük bir avantaj. Yani ameliyat olduktan sonra bir 6 ay sonra tam sonuç oturur diyorsun. Aynen. 6 ay 1 yıllık bir sürecimiz var. Bu da tabii kişinin iyileşme hızına, işte cildinin yapısına, iskelet yapısına göre bir takım değişiklikler gösterebiliyor. Değil. Travma alınıp alınmadığı, enfeksiyon geçirilip geçirilmediği gibi. Ama tabii şunu da söylemek lazım. 6 ay 1 yıl şimdi insanların gözünü korkutmasın. Biz bir hafta 10 gün sonra kişiyi günlük yaşamına döndürüyoruz. Yani siz ameliyat olduktan sonra, bir hafta sonra işinize döndüğünüzde çevrenizdekiler ameliyat olduğunuzu anlamaz hale geliyorsunuz aslında. Peki bir de kişilerde şöyle bir görüş de oluyor. Ya nasıl yatacağım, nasıl anestezi alacağım? Şu burnumu yaptırırken işte şuramı da yaptırayım, buramı da yaptırayım gibi talepler oluyor mu? Veya burun estetiği en sık hangi müdahalelerle beraber yapıyorsun? Bunlar kombine cerrahi dediğimiz tabii ki ameliyatın süresi çok uzamayacak ise, hastanın anestezi açısından özellikle riskleri yok ise beraberinde bir takım farklı girişimler yapılabilir. Özellikle burun ve çevresinde bizim en sık yaptığımız. Çünkü normalde baktığımızda burnunuzun çok güzel olması sizi güzel yapmaz. Yani siz sadece burun ameliyatı olarak güzel olamazsınız. Uyum içinde olmak durumunda. Yaşamın, uyum burada değil mi? Evet, yaşamın her konusunda olduğu gibi bir yemek yapıyorsunuz. İşte tuzu yerinde olacak, tatlısı yerinde olacak. Neler yapıyorsunuz beraber en çok? İşte onu yüze baktığınızda eğer bir dengesizlik varsa görüyorsunuz, profil çizgide mesela çene gerideyse, çenesi geride olan kişilerin burunları büyük görünür. Bazı insanlar bize başvururlar burnun büyük diye, bir bakarız burun aslında büyük değildir, çene geridedir. Dolayısıyla buruna belki ufak tefek bir müdahale gerekse de çenenin mutlaka düzeltilmesi gerekebilir. Ya da alın geride olabilir burnu büyük gösteren ikinci yani faktör. Yani siz yüze genel bütünüyle bakıp uyumda eksik, gedik, şiş, aynen, küçük, çökkün, bence çıkık, içeride, evet, öyle bir kişiye özel, yani şu yapılıyor diyemiyorsunuz. Kişiye özel bir kesinlikle fotoğraf çıkartın. Doğru bir sonuç elde etmek için her kişinin yüzü ayrıca analiz edilmeli. Evet. Yapılması gerekenler hastayla açık açık tartışılmalı ve hasta bu konuda bilgilendirilmeli. Evet. İşte bu defa sonuçlardan memnun olma olasılığı daha fazla olacak. Peki burun estetiğinde sizin izlediğiniz yol, anlattıklarınız dışında ekleyeceğiniz bir şey var mı veya farkı var mı sizin izlediğiniz yol? Şimdi tabii son yıllardaki bir takım gelişmelerin yanı sıra her doktorun da farklı bir çalışma şekli var. Her yiğidin farklı bir yoğurt, evet, yiyiş şekli, doğru, var. Dolayısıyla benim özellikle çok dikkat ettiğim konu, yani bana spesifik olarak konsantre olduğum konu, bu mandal burun deriz. Sokakta görüyorsunuzdur, burun ameliyatı olmuş, burun ucu böyle mandal gibi sıkılmış bir burun şekli. Evet. Kişiler bunu normal ya ameliyat... Ya da burun ucu havayı gösteren, ya da havayı gösteren burun şekli. Doğal değil. Sokaktaki insan bunun estetik burun ameliyatının normal sonucu, doğal sonucu olduğunu zannedebiliyor. Hmm. Aslında değil. Bu bir komplikasyon ya da olmaması gereken bir durum. Çünkü baktığınızda burnu görüyorsanız o burunda sorun var demektir. Baktığınızda burnu görmemeniz başarılı lazım. Başarılı bir ameliyat çok göze batmamalı diyor. Başarılı bir ameliyattı nasıl anlarsınız? Yüzüne baktığınızda kişinin gözlerini göreceksiniz, burnunu değil. Benim özellikle konsantre olduğum konu mandal burun deformitesi. Bu mandalla sıkılmış burunlara çok karşıyım. Dolayısıyla sırf bunun için benim anti-pinching graft dediğim bir teknik kullanıyorum ki mandal burun olmasın diye. Benim eski mandal burunları da düzeltebiliyor musunuz? Eski mandal burunları da düzeltebiliyorum. İyi, harika bilgi bu. Peki onun dışında yaz aylarında yapılabilir mi? Yani şu mevsimde yaz gelse aylarında, ben memnun değilim. Ancak yıllık, evet, iznim bu zaman, şu zaman yaptırabilirim dese bu izin, olabiliyor mu? Bu izin meselesi nedeniyle yaz ayları bizim sık ameliyat yaptığımız bir dönem. Elbette yapılabiliyor. Sadece güneş gözlüğü taktırtmıyoruz ameliyat sonrasında 3 ay. Ve güneş normal yanı, gözlükte herhalde. Normal gözlükte taktırtmıyoruz tabii ki. Ve güneş yanı istemiyoruz burun cildinde. Yani yaz ayında ameliyat olmanın tek dezavantajı bu iki. Onlara dikkat edersin. Eğer hasta ben razıyım, güneşlenmeyeceğim, evet, ya da burnuma koruyucu faktörler süreceğim, işte krem süreceğim der ise yaz aylarında ameliyat olabilir. Harika.